manevi desteğini esirgemeyen hemşehrilerimizle beraber olalım. Onlara özel bir iftar verelim. Bu nedenle bu program özel. İnşallah eğer bereketli olursa sizlerin de görüşlerinizi alacağız. Bu aslında insanlar bizim adeta vakfımızın ortaklarının destekleyicileri ve hemşehrilerimizdir. Dolayısıyla yüksek işaret kurumu diye bir birim daha evvel Belediye Vakfı'nda yapmıştı Mahmut Bey. Biz de böyle bir şey yaparak bunlar ayda bir iletişim içinde oluruz. Bunlarla bizim dergimizde olsun, bu hemşehrilerimizle ayda bir yönetimde aldığımız bazı önemli kararları onlara aktarır. Onlar bizim üzerinde denetleyen, gören ve sahiplenen kişiler olsun istiyoruz. Değerli anlatıcının hemen içerisinde bulunduğumuz salonun arka tarafından bir üst kata çıkışımız var. Orada mescidimiz de var. Orayı kullanabiliriz inşallah. Gittik geldik. Yedin mi? Sen benim. Benim. Oo Yusuf abi. Ay Allah'ın oğlu. Hayır abi nasılsın? Nasılsın? Merhaba. Afiyet olsun hocam. Afiyet olsun, afiyet olsun. Başkan afiyet olsun. Beğendin mi yemeği? Hoş ol. Afiyet olsun. Bir bundan sonra kalkalım. İyi oğlum. Afiyet olsun. Gittin geldin. Öyle mi? Valla. Ayıp ediyorsun. He? 5-10 dakika önce oradaydım. Bu meslek böyle bir şey. Kolay gelsin, Allah kabul etsin. İşte helva nasıl helva? Helva da maşallah güzel. Ali abinin de geçmişine rahmet olsun. Değil mi? Cuma Diyemanlar'ın. Hoş geldin. Başkanım. Sabah. Bacı. Sabah. Çiğ bacı. Ne var? Ne var? Ramazan abi, mine mi go? Zekrim abi. Hasan abi afiyet olsun. Nasıl yemek, güzel mi, beğendin mi? Zamanlar bakıyor, güzel şey geldi, döner yaptık. Bence herkese beğenmiştir. Afiyet bence olsun. De çok güzel. Siz de beğendiniz mi? Çok güzel, evet. O zaman mesele bitmiştir. Mesele bitmiştir. Afiyet olsun. Bu Ali abinin helvasını mı yiyor herkes? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Ali abi bizim için çok renkli bir insandı. Çok güzel bir insandı. Burada epey emeği var olan bir insan. Allah kanı rahmet eylesin. Onun için biz de ta Adıyaman'dan babamın helvasını yaptırdık, size getirdik. Öyle mi? Adıyaman'dan geldi. Adıyaman'dan geldi. Maşallah maşallah. Görüyor musun? Ha, özenim bu. Doğru. Nasıl vakıfta olmak, sen bile bir şey hissediyor musun? Evet. Ne hissediyorsun burada olmak? Torunları mı? Evet. Ya. Burası dedenizin evi. Bir şey hissetmiyor musun? O yaptı burayı. Dedeniz yaptı. O zaman bunlar kadar.
kadar babam çabalarken. Ya. Bunlar kadar. Onlar kadar. Ya bu nasıl? Hoş geldin başkanım. Hoş geldin. Nasılsınız? İyisiniz. Bugün Hayvanlar Vakfı'nın iftar programındayız. Burs veren, bize Hayvanlar Vakfı'na yardımcı olan, hizmetlerinde yanımızda olanlarla bir araya geldik. Her sene genel olarak veriyorduk geleneksel, ama geleneksel veriyorduk. Vardı, bu sene farklı. Bu pandemiden dolayı bunu bu şekilde yaptık. İnşallah pandemi bu sene bitiyor. Seneye biz yani eskiye gideceğiz. Devam edeceğiz inşallah. Eyvallah, eyvallah. Sağ olun. Sen yerine mi kutlarlarım? Hamidin. Program yapıldı. Ben katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Adıyamanlar Vakfı'nın mütevelli heyeti, kurucuları, yönetimi ve hepsi aslında sizleri yakından tanıyor. Hepiniz ya iş ortağı, ya hemşeri, ya köylüsü veya hemşerisisiniz. O nedenle bugüne kadar yaptığımız, gerek bu binamız, gerek yanda aldığımız arsa, gerek Ankara'daki binamız ve şu ana kadar verdiğimiz burslarımız, öğrencilerimize yardımlarımız ve katkılarımız hepsi sizin, hepimizin eseridir. Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Gerçekten bu güvene layık olmak için bizim dergide de belirttiğimiz gibi iman aşkıyla çalışıyoruz. Bugün mütevellide Ramazan Aksoy, benden önceki ve benden sonraki birbirimize devri yaptık. Başkanımız mütevellide öyle bir kızdır, görürseniz dersiniz ki ya bu adamlar birbirini hiç sevmiyor. Halbuki serzenişin özünde aslında hizmetleri aksatmamak vardır. Hepimiz ölümlüyüz. Bu vakitte bize önderlik yapan, fikir abiliği yapan Ali Şahin abimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bize her konuda fikirlerini ifşa ederdi, beyan ederdi. Yapabildiğimiz vardı, yapamadığımız vardı. Ama o hiç yılmadan bize sürekli şöyle yapalım, Adıyaman'da şunu yapalım, İstanbul'da böyle yapalım diye öğütlerde bulunurdu. Allah rahmet eylesin. Yaklaşık 2,5 ay falan oldu, vefat edildi. Birinci aydaydı değil mi? Birinci ayda vefat etti. Evet, ailesi burada. Bize helvaları Adıyaman'dan getirdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Kıymetli kardeşlerim, şimdi bulunduğumuz yer iyi. Adıyamanlar Vakfı'na güveniniz tamam. Ama biz bununla yetinmememiz lazım. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği sağlık ve bu imkanlarla daha iyi şeyler üretmemiz lazım. Adıyaman özelinde ama esas olan ülkemizin ve insanımızın, ümmetin durumudur. Bu sorumlulukla çalıştığımızda bizim daha çok yapacağı işimiz olduğunu farkında oluruz. Bugün yeryüzünde eğer zulüm varsa, İnsanlar yerlerinde yurtlardan ediliyorsa aslında hüküm sahibi, söz sahibi, güç sahibi olanların adaletsiz oluşundandır. Müslümanların bu bilinçle çalışması lazım. Üzerine düşeni yapması lazım. Biz de istikbalimiz olan gençlere burs vererek aslında sırtımızdaki yükü bir şekilde hafifletmek istiyoruz. Siz bize katkı veriyorsunuz, yardım ediyorsunuz. Geldiğinizde 5 tane, 10 tane, 1 tane, 50 tane burs veren kardeşlerimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Bundan sonra biz şöyle hayallerimiz var. Hayallerimiz çünkü bu bina daha yokken hayal kurduk. Dedik ki bir arsa alalım, bir bina yapalım ve efendim orada düğün derneklerimiz olsun. Şöyle olsun böyle Cenab-ı Hak hepsini şimdi içinde yaşıyoruz. Hayali olmayanın projesi de olmaz. Çok kıymetli hocalarım var. Ben tabii konuşurken onların alanlarına giriyorum. Haklarını helal etsinler. Ben kendi onlardan aldıklarıyla konuşuyorum. Efendim, birçok hocamın yanında hakikaten seyahat etmek, onlarla olmak, o zevki tatmak, ayrıcalığını yaşadım çok şükür. O nedenle biz bundan sonra inşallah faaliyetlerimizde artık öğrencilerin içerisinde seçilmiş öğrenci, yani lider öğrenci, yani önder kişi yetişme amacıyla gerekirse üniversiteyle beraber bir eş güdüm
bir şekilde inşallah projemiz var. Daha iyi insan, daha lider insan yetiştirmemiz lazım. Adıyaman'a gelerek Ahtay'a Samsun tut, efendim söylemediğim ilçeler alınmasın ama hani hepsini saymak kolay değil. Hepsini. Hepsinde bir ihtiyaç varsa, orada iyi bir adam olsa o ilçeyi tutar götürür. İşte bizim amacımız, özellikle dediğim gibi Adıyaman ve ilçeleri ama esasında ülkemiz ve ülkemiz. Dolayısıyla biz inşallah yeni yönetimlerle, ben bu vakfın üst katında bakın çok güzel bir yer yaptım Ramazan abi. Üst katın şu anda çok iyi donanımda yapılırsa istihbarımız olan bizim iş adamı gençlerimize yer yapmak istiyoruz. Bizler tanışıyoruz. Gençlerimiz, yani çocuklarımız dediğimiz artık bunlar bizden genç. Biz artık epey yaşlandık. O nedenle onların birbirini tanıması ve iş yapabilmesi için burada bir yer yaptık. İnşallah onu hayata geçireceğiz. Bizim içimizde şu anda birçok derneğimiz var. Mesela İş Adamları Derneğimizin başkanı burada. Ama biz Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak yeniden Adıyamanların gerçekten var olan potansiyelini harekete geçirecek İş Adamları Derneği'nin acilen yeniden kurulması gerektiğine inanıyorum. Beraber veya ayrı hiç fark etmez ama şu anda var olan Adıyaman'ın var olan potansiyeli iş adamları, sanayicilerin daha iyi temsili noktasında hepimiz beraber çalışmamız lazım. Bunu Ramazan Aksoy abimiz inşallah harekete geçirmesi lazım. Biz de yardımcı olacağız. Sizlerden de bu konuda destek istiyoruz. Bir de vakfımız aslında Türkiye'nin en aktif, en verimli vakıflardan bir tanesidir. Bunu iftiharla söylüyorum. Şu binada adeta her gün cumartesi, pazar günleri her ara küçük bir Adıyaman oluyor. Düğünü, derneği, taziyesi vesairesi. Ankara'daki kendi aldığımız mülkümüzde yine aşağı yukarı 200 öğrenciye burs veriyoruz. Orası da bizim Altındağ Belediyesi'nin aldığımız bir villa niteliğinde bir kendi mülkümüzdür. Orada da çok güzel hizmetler yapılıyor. Adıyaman şubemiz gene çalışıyor. Yani biz bunu burada vakıflardan emekli, yeni taze daha emekli olmuş kardeşimiz var. Hemşerimiz var. Onunla beraber çalışacağız. Ankara şube ile birlikte inşallah kamu yararına vakıf olacağız. Kamu yararına ne demek? Sizden aldığınız hepsini devlet onları vergiden düşüyor ve dolayısıyla yapacağımız bina vesaire hepsini daha faydalı, daha aktif şekilde harekete geçirerek daha iyi hizmet yapacağız. Bu bina nerenin? Bizim sayılır diyoruz. Bütün Adıyamanlar. Peki özellikle aslında esasında kimin? Türkiye'nin burası. Yani bizim devletimizin milli menfaatleri için çalışıyoruz. İyi insan olsun, terörist olmasın, adamın elinde tutuyoruz öğrencidir. Kendi öz benliğini kaybetmesin diye çalışıyoruz. Mesleki çalışmalar yapıyoruz. Mesela bir tanesini diyelim ki adam öğrenci Adıyaman'dan gelmiş, hukuk fakültesini kazanmış. Onları topluyoruz. Hukukta okuyanları bir araya. Adam aynı ilçede, aynı hukuk fakültesinde okuyor ama tanışmıyor. Ne yapıyoruz? Onları bir araya getiriyoruz, tanışıyoruz. Öğrenci 4 yılda, 5 yılda mezun olana kadar en az kendi mesleğinde 500'e veya 300'e, 400'e yakın Adıyamanlı meslektaşıyla tanışıyor. Hayata atıldığında ne olacak? Savcı, avukat, hakim, bilmem işte idareci olanların hepsi farklı illerde de olsa tanışmış oluyorlar. Daha güçlü, daha istikbale, daha iyi sağlam adımlarla atıyorlar. Evet, yani işin özünde biz Adıyamanlar olarak sizin belki gönlünüzde geçirsiniz ama tek başına yapamadınız. Bir araya gelerek yaptığınız birçok şey var. İşte bundan hareketle sizleri şuna davet ediyorum. Sizler aslında bu vakfın yüksek iktisadi heyetli üyeleri olarak bugün mütevellilere göre işimiz onlarla. Ayda bir defa sizde önemli kararlar aldım. Burada size bilgi vermemiz lazım. Yok aman aman. Verdiğinizde sizlere iş insanı ile bayram iş insanı. İş insanı. Gelmesini sağlayarak bizim faaliyetlerimiz sizin tarafından adeta denetliyor olması lazım. Sizin tarafınızdan. Biz ne yapıyoruz? Sizler ne yapmak istiyorsunuz? Dolayısıyla bu şu anda ilk yaptığımız bu toplantıyla inşallah her yıl bundan sonra Ramazan'da ama yıl içinde de
sizi davet ettiğimizde ısrarınız sizde. Katılın. Adıyamanlar Vakfı sizin. Bu bina sizin. Kaçırmam. Yunus'un dediği gibi gelin dostlar bir olalım. İşin kolay olsun. İlk önce gel. Yani işlerin kolay olması için birlik olmanın, beraberce hareket etmenin en önemli yol olduğunu söylüyorum. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Her Adıyamanlı bir vakıf insanıdır aslında. Biz bunu fiili olarak gördük. Biz yaşadık. Şurada bir arsa alacağız. İnanın. Dediler şu kadar para. Yarısına yakınını bir hafta 10 günde topladık. Diğer yarısını çek verdik. Yani çoğu kişi o çeki nasıl yazdığını veya yazarsa ödeyeceğini tahmin edemez. Ama Allah öyle bir Cenab-ı Hak kudret güç verdi ki 40 gün sonra geldiğimizde o diğerini de ödedik. Şimdi 1600 metrekare burada bitişinde arsamız var. Arkadaşlarımız da almış. İnşallah orada da güzel bir bina yapacağız. Yani eğer kısmet olursa Cenab-ı Hak inşallah güç kudret verirse sizin de desteklerinizle, sizin de inşallah uğurlarınızla biz daha güçlü ve ülkenin huzuru için çalışacağız. Bu ülke, bu vatan toprağı bizim namusumuzdur. Evimiz nasıl kutsalsa bu ülkenin toprakları da kutsaldır. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdi bu Akıl abi gitmiş mi? Şimdi bizim bir gazeteci abimiz var. Bugün gel dedi, ben senin fotoğrafı çekeceğim. Hayırdır Abdullah abi? Dedi ki bugün senin doğum günümüş. Vallahi ben doğrusunu biliyorsunuz sizin memlekette hani doğum günü biz bilmezdik. Bir de ben herhalde 8. ayda ve 9. ayda doğmuşum ama anne baba beni 3-4-2061 yazmışlar. Ben de bilmiyorum. Aynı şekilde bu bir sürpriz daha var şimdi içimizde. O da bizim Doktor Ahmet Hamidi. Talip abi, Talip vardı profesör Talip abiniz. Şimdi bana dedi ki ya böyle bir telefon aldım. Dedi bu Ahmet Hamidi'nin de doğum günüymüş bugün. Ben dedim abi nereden biliyorsun dedi. Dubai'de kızı var. Kızı aramış demiş ki siz berabersiniz. Babamın da bugün doğum günüdür. Efendim o zaman dedi ki bir pasta. İstersen şurada geçebilirsin. Mübarek Ramazan ayında mübarek doğum günü kutluyoruz. Çek de bana atacaksın. Allah çektim. Hocam siz de buyurun. Başkan hayırlı olsun. Abi sağ ol. Ne oluyor? İyiyim başkan. Mehmet Kısır ayağı abi. Şimdi ben sabırla sahneye alalım. Hasan Bey. Sen de düştüğünü anlıyorum. Hasan Bey.
Hayırlısı. Buradayız. Hocam burada. Of.